Çok memnun oldum. Çok sağ olasınız. Olur. İyi ki dair başlayınız. Hoş geldiniz. Laf verdiniz. Delikanlısınız. Gibisini kaldırıyoruz. Size gıpta ediyoruz. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Ramazan ayı hürmetine bizlere sağlık, sıhhat ihsan eyle. Bizlere kardeşlik, bizlere barış. Tamam. İstanbul platformumuzun her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu iftar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, İş adamlarımız, rektörlerimiz, belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, Millet İttifakımızın il ve ilçe başkanları, hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve onu konuğumuz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Davetimize icabet edip buraya kadar zahmet eden değerli Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye huzurlarınızda teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. 17 seneden beri yaptığımız çalışmalarda siyasi taassuptan uzak kaldık, uzak durduk. Hiç kimsenin siyasi baskılarının olamayacağı, olmadığı bir platform olarak bu çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'de söz sahibi olan akademisyenler olsun, efendim bürokratlar olsun, gazeteciler olsun, bizim platformda konuşmacı olmuşlardı. Çok istifade ettik. Muhterem Genel Başkan ve dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı adayımız sizlere hitap edecektir. Ben sadece daha evvel de Cemal Bey bir teklifimizle yine sohbetimize katıldı. Ben kendine tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Son derece nazik. Eşimin vefatı münasebetiyle evime geldiler. Bir sefer daha geldiler. Başka yerlerde bir arada olduk. Ben bunun nezaketinden, efendiliğinden efendim son derece memnun olduğumu ve gerçeği ifade ediyorum. Çünkü ben tabas uzak pek önem vermem, pek değil önem vermem zaten. Yaşayış tarzım budur benim. Evet, Ramazan ayındayız. Manevi duygularımızın zenginleştiği bir aydayız. Sadece kendimizi değil, toplumu düşünen, dünyayı düşünen, yoksulu düşünen bir aydayız. Ya da düşünmemiz gereken bir aydayız. Yani kendi iç dünyamızı da bir anlamda sorgulamamız gerekiyor. Bu ayın özelliklerinden birisi de bu. Az önce açış konuşmasını yapan arkadaşım da söyledi. İnsanların kendilerini sorguladıkları aydır Ramazan diye bir cümle kullandı. Yunus'un bir deyişi var. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diye. Buradaki kendini bilmek kadar değerli bir kavram yoktur. Bir insanın kendisini bilmesi, hayatı sorgulaması, İyilikten yana olması, kendini bilmek demektir. Kendini bilmek demek aynı zamanda harama el uzatmamaktır. Kendini bilmek beytülmale el uzatmamaktır. Kendini bilmek kul hakkı yememektir. Kendini bilmek adaletten yana olmaktır. Eğer Yunus'un dediği gibi kendimizi bileceksin. Adaletten, haktan, hukuktan yana olmak demektir. Kendini bilmek komşusu açken, tok yatan bizden değildir felsefesine inanmak demektir. Kendini bilmek, birisi haksızlığa uğradığında sesini çıkarmak demektir. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.
Dolayısıyla kendimizi bilmek kadar değerli bir şey yoktur. Peki biz gerçekten kendimizi biliyor muyuz? Yani ülkeyi yönetenler kendilerini biliyorlar mı? Ülkeyi yönetenler acaba gerçekten adaletten, haktan, hukuktan yanalar mı? Emine Şenyaşar. Eşi, çocukları öldürülen. Eşi hastanede kafasına tüp vurularak öldürülen bir anne ve aynı zamanda bir eş. Türkçe bilmiyor. Gittim yanına, derdini anlatıyor ama arada bir tercüman var, o söylüyor bana. 8 savcı değişti. Savcılar dosyaya dava açmaktan korkuyorlar. Çünkü öldürenler çok güçlü. O zaman sorgulamak gerekiyor. Kendimizi biliyor muyuz acaba? O annenin dramını biliyor muyuz acaba? Eşini ve çocuklarını güçlü bir kişi tarafından öldürülmesi ve savcılara siyasi baskı yaparak dava açılmamasını yolunu seçmesi ne demektir? Kaçımız buna itiraz ettik? Kaçımız bu doğru değildir dedik? Gittim. Sonunda dava açıldı. Davayı takip ediyoruz. E ne diyor sevgili peygamberimiz? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan. Ben o annenin kime oy verdiğini hiçbir zaman düşünmedim. Aklımın ucundan bile geçmedim. Ama o annenin ve anneye yapılan haksızlığı bir şekilde oturup düşünmemiz gerekiyor. Devlet dediğimiz kurum saydam olmak zorundadır. Şeffaf olmak zorundadır. Çünkü milletin parasını toplar, harcadığı para milletin parasıdır. Milletin parasını milletin çıkarı için, memleketin, devletin çıkarı için kullanırsınız. Bireysel çıkar için parayı kullandığınız andan itibaren başka bir dünya olur. Yani sultanın sofrasına oturan alimin fetvası kabul olmaz. Bunu bilmek zorundayız. Bunu kabul ettiğimiz zaman kendimizi sorgulamış oluruz. O zaman kimiz biz, neyiz biz? Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli şey akıl. Gerçekten aklımızı yerinde ve doğru kullanabiliyor muyuz? Yani hayatı sorgulayabiliyor muyuz? Ön yargılarımızdan arınarak bunu yapabiliyor muyuz? Eğer ön yargılardan arınıp hayatı sorgulayabilirsek doğruyu daha rahat yakalayabiliriz. Öyle bir noktaya geldik ki kimliklerimizi sorguluyoruz. Hangi etnik kimlikten? Hiçbirimiz anne babamızı seçme hakkına sahip değiliz ki. O zaman kimlik niye siyasetin konusu olur? Herkesin kimliği kendi şerefidir. Daha makul ve daha kucaklayıcı bir dil kullanmak zorundayız. Siyaset budur. Siyaset, iyilikte yarışma yolu olmak zorundadır. Bakın siyaset, iyilikte yarışma yolu olmak zorundadır. Kim daha güzelini, kim daha iyisini yapar? Geçmişten ders çıkarıp, güzel bir gelecek inşa etmek zorundayız. Kavgasız bir gelecek inşa etmek zorundayız. Herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı duyarak yol almak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye büyür, Türkiye gelişir ve kutuplaşmaktan kurtulmuş oluruz. Komşu komşunun külüne muhtaçtırdan çıktık, komşumuzun kimliği nedir noktasına geldik. Oysa ne güzel demiş atalarımız. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu evimizdir aynı zamanda. Ama buralardan öyle bir toplumu sıyırıp başka bir noktaya taşıdık ki toplum farklı şeyler düşünmeye başladı. Kutuplaşmaya başladı. Bunları yapabilir miyiz? Elbette yaparız. Umutsuz muyum? Hayır, asla umutsuz değilim. Ben bu milletin ferasetine inanıyorum. Aklına, sağduyusuna inanıyorum. Bunların güzel bir Türkiye'nin inşa edilebileceğine de inanıyorum. Niye edilmez? Elin oğlu yapıyor da biz niye yapmayacağız? Eğer biz gerçekten de her kuruş verginin hesabını, toplanan her kuruş verginin hesabını verebilirsek ne kadar güzel şeyler yapmış olacağız. Ülkemizi büyütmüş olacağız. Hiç kimse unutmasın. 85 milyonluk bir toplumda bir çocuk açsa hepimiz bilmeliyiz ki 85 milyon açtı. Çünkü onun karnı doymadıkça biz huzur bulmamalıyız. Yoksulluk eğer bizim kaderimiz olarak algılanıyorsa bu doğru değildir. Çünkü o zaman aklımızı kullanmadığımız ortaya çıkar. Aklımızı kullanırsak
bu topraklarda yoksulluk olmak, bunları yapmak zorundayız. Efendim böylesine güzel bir sofrayı hazırlayan, bize sunan Halil İbrahim sofrası. Çok teşekkür ederiz Sayın Müftüoğlu'na ve sizlere yürekten teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ olun, var olun. Buradayız efendim.